Ya Rabbel Alemin, Ya Rabbel Alemin, günümüzü hayırlı, kazançlarımızı bereketli eyle. Cümlemize hayırlı işler nasip eyle. Ya Rabbi, çarşılarımızı, esnaflarımızı şeytanın ve zalimlerin şerrinden muhafaza eyle. Filistin'deki kardeşlerimize yardım eyle. Onları haklı davalarında muzaffer eyle. Ve tüm geçmişlerimizin ruhlarına. El-Fatiha. Ahi Arapçada kardeş anlamına gelen bir kelimedir. Diğer bir anlamı ise el açık ve cömertliktir. Ahi olabilmek için gidilen eğitim, görülen kurma da ahi ocağı denilir. Bu öyle bir ocaktır ki oraya giren mesleğinin en iyi ustası olur. Hem de ahlakı, fazileti ve davranışlarıyla tam bir örnek insan olur. Mesleğinin basamaklarını çıraklıktan başlayarak, yavaş yavaş olgunlaşarak tırmanır. Ustasıyla olan ilişkisi tam bir sevgi ve saygıya dayanır. Burada amaç başkasına muhtaç olmadan alnının terini, gözünün nurunu dökerek helal kazanç sağlamak için iyi iş yapmak, alacağı dualarla Allah'ın rızasını kazanmaktır. Kıymetli hemşehrilerim, günümüz dünyasının özellikle de bugünün küresel ekonomik sisteminin ahilerimizden öğreneceği çok şeyler var. Hırs ve tamahın dünyayı sardığı bu dönemde dünyanın kanaat etmeyi ahilerimizden öğrenmeye de ihtiyacı var. Ahilik kültürünü göz ardı etmek kendi medeniyetimizi aynı zamanda yok saymak demektir. Bu yüzden yüzyılların süzgecinden geçerek bize kadar ulaşan bu kültürü, bu ruhu ve mayayı büyük bir hassasiyetle muhafaza etmek, güçlendirmek ve geleceğe de taşımak zorundayız. Eğer biz bu topraklarda asırlardır birlik ve beraberliğimizi muhafaza edip ayakta kalabiliyorsak, bunun sebebi bu ilkelerin ruhumuza, ailemize, iş yerimize ve hayatımızın her alanına sirayet etmiş olmasıdır. Ahilik sadece ticaretin ahlaki bir çerçevede yürütülmesini sağlamakla kalmamış, aynı zamanda toplumda güçlü bir yardımlaşma ve dayanışma kültüründe inşa etmiştir. Ahiler zor durumda kalanlara yardım etmek, kimsesizleri gözetmek ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak için bir araya gelirlerdi her zaman.